Otizm spektrum bozukluğuna eşlik eden psikiyatrik yetersizlikler başlıklı oturuma Profesör Doktor Özgür Öner başkanlık edecek. Profesör Doktor Cem Gökçen otizm spektrum bozukluğuna dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun eşlik etmesi. Doktor öğretim üyesi Başak Ayık otizm spektrum bozukluğu ve kaygı bozuklukları başlıklarında sunumlarını gerçekleştirecekler. Her bir konu için 20 dakika konu anlatımı, 10 dakika soru cevap kısmı yapılacak. Sorularınızı soru cevap butonuna yazabilirsiniz. Şimdi sözü konuşmacılarımıza bırakıyorum. Buyurunuz. Evet, herkese merhaba. Şimdi 20 dakika çok uzun bir zaman değil. O yüzden bir an önce başlamak lazım. Öncelikle tabii Doğum Otizm Vakfı'na teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. Konuşmacılarımıza da şimdiden teşekkür ediyoruz. İlk önce Cem Hoca bize otizm spektrum bozukluğuna dikkat eksikliği ve bozukluğuna eşlik etmesi ne anlatacak? Mühim konu çünkü hem çok sık hem de tedavisi de çok kolay değil. Hocam buyurun. Hocam ekran paylaşımı yapabiliyor muyum ben? Evet Onu hocam yapabiliyorsun. tamam, hemen o zaman başlatıyorum. Merhaba Özgür Hocam, tüm katılımcılara merhaba. Şunu tekrar sanırım tam ekran yaptıktan sonra tekrar paylaşmam lazım. Evet. Şimdi bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve otizmin birlikte olduğu durumlardan bahsedeceğim. Şimdi biliyoruz ki hem otizm spektrum bozukluğu hem de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bozukluklardan ve bu her iki bozuklukta da doğası gereği pek çok hastalık eşlik ediyor. Otizmli çocukların yaklaşık %75'inde en az bir psikiyatrik bozukluk ya da durum olduğu söyleniyor. Ve çok önemli olan bu bozuklukları tanımamızın çok önemli olan tarafı ne? Eğer bunları biz tanırsak hem bu bozuklukları tedavi etmemiz hem de çocuğun alacağı eğitim hem de ailenin yaşam kalitesi için oldukça önemli. Çünkü otizmde ek tanıları tanımak çok kolay olmuyor. Bu ek tanılar iletişimi, çocuğun alacağı eğitimi de bozuyor. Hem aile hem çevreyle olan etkileşimini de bozuyor. Eşlik eden bozukluklar tabii pek çok ama bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğim. DSM-4 daha önce dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğunu aynı anda tanı koymamıza izin vermiyordu ama DSM-5 bunu değiştirdi ve aynı anda iki bozukluğa tanı koyabiliyoruz. Bu iki bozukluğun tabii ki birlikteliği son yıllarda çok dikkat çekmeye başladı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu alan, tanısı alan çocukların %13'ü otizm spektrum bozukluğu tanı kriterlerini karşılarken otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocukların %40 ila %70'inde de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu komorbiditesi saptanıyor. Aslında ilk başta bu DB'ye %13 OSB biraz bana çok geliyordu başlarda. Fakat son yıllarda neredeyse artık %2'leri geçtiği için otizm spektrum bozukluğu sıklığı DB'de %10 civarı olduğu için aslında biraz eşleşmiş oldu gerçekten. Çok ilginç. Giderek artan bir otizm spektrum bozukluğu tanımız var. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun şöyle bir fark etkisi var otizm spektrum bozukluğuna. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eşlik ettiği zaman otizm spektrum bozukluğu tanısı 2 yıl geç konuyor. Yani bu tanı konmasını da aslında geciktiren bir komorbidite. Bir diğer bulguda mesela ne bulunmuş? 1496 vakayı oldukça geniş. OSB olan çocukların %20'sine ilk olarak DEB tanısı konmuş. Demek ki baştaki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyduğumuz çocuklarda OSB'yi de mutlaka özellikle küçük yaşlarda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve erişkin çağda DEB tanısı olan olguların da %10'dan fazlasının şimdi ya da geçmişte OSB tanısı aldıkları rapor edilmiş. Oldukça sık bir birliktelik olduğu buradan gözüküyor. Klinisyenler ise OSB'de tedavi edilen DEB oranının ebeveyn bildirim ölçeklerine göre daha düşük olduğunu belirtiyor. Bunun da önemine muhtemelen OSB'ye eşlik eden hareketlilik, yani biraz OSB spektrumundan dolayı olan hareketlilik ve dikkatsizliği birazcık belki DEB ile ebeveynler de karıştırabiliyor. O yüzden biz klinisyenlerin her hareket ve her dikkat problemine hemen OSB tanısı koymamamız, DEB tanısı koymamamız gerekiyor. Şimdi bütün bu verilere baktığımızda okul öncesi dönemde zaten artık bize başvurular da erkene çekildi. 2 yaş, 3 yaş oldukça çok başvurumuz var. Her iki bozukluğun doğru tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi açısından dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Otizme eşlik eden bir DEB var mı? Gerçekten DEB mi, OSB mi?
Bu yüzden iyi bir değerlendirme yapmamızın önemi giderek artıyor. Şimdi genetiğine baktığımızda yapılan ikiz çalışmalarında OSB'li kişilerin sağlıklı kardeşlerinde ve akrabalarında DB belirtileri daha yüksek. Tam tersi de bunun geçerli. Yani ortak bir genetik payda paylaşılıyor. Çalışmalar şunu söylüyor. Yani bu bir farklı bir bozukluk mu? Aynı bozukluğun alt tipi mi? Yoksa ikisi de aslında aynı bir bozukluk mu? Fakat şu andaki hakim görüş farklı bozukluklar olduğu fakat çok iç içe geçmiş bozukluklar olduğu yönünde. Sosyal işlevler tabii ki OSB'nin ana bozulma ölçütlerinden. Fakat DB'li bireylerde de her ne kadar günümüzde DSM'de yok ama belki ileride olacak sosyal işlevsellikte, sosyal bilinçte ve sosyal ilişkilerde bozulma oldukça yüksek görüyoruz ki zaten bu arkadaş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ciddi şekilde sorun yaşamasına sebep oluyor. Mesela orbitofrontal korteks ve anterior cingulat korteks bunlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda dürtüsellik ve dikkatle ilgili alanlarken otizm spektrum bozukluğunda yine bizim duyguları tanımamız, duyguyla ilgili davranışları yönlendirmemiz ve karşıdaki kişilerin duygularını anlamamızı sağlayan beyin merkezidir ve hem dikkat eksikliğinde hem de otizm spektrum bozukluğunda bu iki merkezin bozuk olduğu genetik yanında bir ortak beyin fonksiyonlarında da bozulmalar olabileceğini gösteriyor. Bir yürütücü işlevler de yine ortak olan bir diğer durum. Plan yapma, dikkat, ketleme, erteleme, esneklik, görevler arası geçiş yapabilme, problem çözme, kendini değerlendirme ve çalışma belleği gibi kompleks bilişsel işlevleri biz yürütücü işlevler diyoruz. Şimdi hem OSB'de yürütücü işlevlerde bozukluk var, hem DEB'de var. Bu ikisinin birlikteliğinde ise tabii ki bu işlevler çok daha fazla bozuluyor ve kişilerin özellikle akademik alanda ya da sosyal hayattaki karar verme becerilerinde ya da plan yapma becerilerinde bozulmalara sebep oluyor. Şimdi ikisinin birlikteliğine baktığımızda otizm spektrum bozukluğunda dikkati değerlendirmek çok zor. Özellikle de düşük işlevlerde çok zor. Çünkü acaba bu bir iletişim problemi mi? Bu bir OSB'nin ağırlık kriteri mi? Yoksa DEB mi gerçekten bunu bazen anlamamız çok uzun takipler gerektirebiliyor. Aile öyküsünde mutlaka dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz nörogelişimsel bir bozukluk ve ailede genetik yükü yüksek olduğu için DEB'nin de ailede varsa eğer bir otizm spektrum bozukluğu olan çocukta DEB'ye birazcık daha fazla yönlenebiliriz. Peki her hareketli çocuk DEB mi? Bu otizm spektrum bozukluğu için değil, normal çocuklar için bile sorulan bir soru. Tabii ki her hareketli çocuk DEB değil. Ki otizm spektrum bozukluğunda çocuğun içinde bulunduğu durumun sosyal farkındalığına varamaması, çocuğun çevreyi tam olarak sosyal olarak algılayamaması da hareketlilik, dikkatini vermeme gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. O yüzden her hareketli çocuğa hemen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dememek gerekiyor. En azından bir süre takip etmek gerekiyor. Yine kendi klinik tecrübelerimden şunu söyleyebilirim. Yani polikliniğe veya ben hani sosyal medyayı aktif kullanan biriyim. Şöyle şeyler geliyor bazen. Hocam çocuğum çok dikkatsiz. Muayeneye bir getiriyorlar, otizm çıkıyor. Hocam çocuğum çok hareketli. Bir getiriyorlar, otizm çıkıyor. O yüzden küçük yaşlarda özellikle dikkatsizlik ve hiperaktiviteyi otizm spektrum bozukluğu içinde de değerlendirmek mutlaka gerekiyor. Peki ani gelişen bir durum varsa eğer nörolojik değerlendirme ve veya tıbbi değerlendirme istenmeli. Yani bir tane çocuk mesela aniden iletişimi kesti, aniden konuşmasını kesti, aniden belli becerilerinde gerileme olduysa bunu mutlaka çocuk nörolojisiyle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Otizm spektrum bozukluğu olsa da olmasa da. Ek ilaç kullanımını mutlaka otizmde sorgulamamız lazım. Çünkü biliyoruz ki otizm spektrum bozukluğunda epilepsi başta olmak üzere pek çok bozukluk da eşlik edebiliyor ve bu bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar da yine aynı şekilde hareketliliğe veya dikkat problemlerine sebep olabiliyor. Niye etkisi ne peki ikisinin birlikte olmasının? Otizm spektrum bozukluğunda eksikliği hiperaktivite bozukluğu varsa hem otizm spektrum bozukluğu belirti şiddeti artıyor, adaptif davranışlar ve sosyal fonksiyonlarda bozulma artıyor ve yine ilerleyen dönemlerde anksiyete ve duygu durum bozuklukları gibi
komorbid psikiyatrik bozuklukların riski de belirgin şekilde artıyor. Yine öfke patlaması, dışa vuran davranış bozukluğu belirtileri otizm spektrum bozukluğuna DEB eşlik ettiğinde her iki bozukluğun tek başına olduğu durumlardan çok daha fazla gözüküyor. Yani bu iki bozukluğun da öfke patlaması ve dışa vuran davranışların hani çocuğun hem eğitim almasında hem de sosyal alanlarda çok zorluk yaşamasına sebep olduğu zaten açık. Yine otizm spektrum bozukluğuna eşlik eden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu okul öncesi dönemde hem özel eğitim kalitesini düşürüyor hem de sosyal ilişkilerde bozulma artışına neden oluyor. Bu neden önemli? Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu varsa, dikkat eksikliği paterni de çok barizse bu çocuklar eğitim alamıyorlar. O yüzden ben mutlaka özel eğitim hocası ya da kreşe gidiyorsa o hocalarla bağlantıya geçip eğitim vermelerinde çocuktaki dikkat probleminin bir bozukluğa sebep olup olmadığını öğreniyorum. Çok hani küçük yaşlarda özellikle medikal tedavi tercih ettiğim bir durum değil. Tek farkı bu. Eğer çok hareketliliği ya da dikkat problemi çocuğun eğitim almasına engel oluyorsa mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Bu konuda bizi eğitimciler de izliyordur şu anda. Sizler de yine bir problem yaşarsanız dikkat ve hareketlilik konusunda mutlaka bir çocuk psikiyatristine yönlendirin. Çünkü bu konuda da biraz tereddüt oluyor. Yani oraya göndersek vereceğimiz ilaçlar uyuşturup uyutur mu? Çocuğun eğitim almasını engeller mi? Hayır. Biz zaten ilaç vermemizin tek sebebi o dönemde sizin eğitiminize yardımcı olmak. Okul çağına geldiğimizde nasıl soruna yol açıyor dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu? Akademik başarıda düşüşe sebep oluyor. Okul ve sınıf kurallarına uymada soruna yol açıyor. Ve yine sosyal ilişkilerde sosyal ipuçlarını anlamada zorluğa bağlı probleme yol açıyor. Bu neden önemli? Biz zaten bu çocukların normal sınıfta, normal arkadaşları da birlikte eğitim almasını çok önemsiyoruz. Fakat dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bazen bunun önünde ciddi bir engele yol açıyor. Hele ki biraz fazla hareketlilik, kurallara uymama gibi davranışlar olursa bazen ne yazık ki okula devamı için biraz yönetimle sorun da olabiliyor. Arkadaş ilişkisini çok önemsiyoruz. Fakat bu çocuklarda bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, komorbiditesi otizme ek olarak yine hareketlilik ve dürtüsellik sebebiyle arkadaş ilişkisini bozuyor. Biz bu sefer verdiğimiz eğitimin sosyal ilişkiyi ne kadar geliştirdiğini anlayamıyoruz. O yüzden hem okul öncesi dönem hem okul döneminde mutlaka dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu açısından bu çocukların değerlendirilmesi gerekiyor. Yine bu ek handikapları tedavi etmezsek dikkat eksikliğinin getirdiği okula devam, arkadaş ilişkilerinde problem, akademik başarı düşmesi gibi sorunlar oluyor. Fakat yaş ilerledikçe bu problemlere bağlı ne yazık ki depresyon gelişme riski de bu çocuklarda oldukça artıyor. Dışarıda mı problemi yol açıyor bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu? Hayır. Aile içinde de ciddi sorunları yol açıyor. Çünkü zaten otizmli çocuğa sahip olmak aile için ek bir yük. Bunun yanına bir de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu eklenince ailenin çok daha fazla strese maruz kaldığı, çok daha fazla depresyon ya da çok daha fazla anne baba ayrılıklarına neden olduğu çalışmalarda gösterilmiş. Peki tedavide nasıl farklar oluyor? Otizm spektrumlu bozukluğu çocukların yaklaşık 1/4'ü medikal tedavi alıyor ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa medikal tedavinin yanında çoklu ilaç kullanımı dediğimiz polifarmasi riski de artıyor. Otizmli çocuklarda en çok tedavi nedeni agresyon iken ikinci neden de hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu otizm spektrumuna bozukluğuna eşlik ediyorsa bu oran %25'lerden %86'lara çıkıyor. Yani oldukça yüksek bir tedavi oranına, ilaç kullanımına başvurmak zorunda kalıyoruz iki bozukluk birlikteliğinde. Metilfenidatın seçenek olarak metilfenidat kullanıyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda olduğu gibi iki birliktelikte de. Fakat tabii ki nörogelişimsel bozuklukların ikisi birlikte olduğu zaman biraz ilaç gücü düşüyor. Çünkü çalışmalar effect size'ı sadece DEB'de 1.03 bulmuşken ikisinin birliklerinde 0.67'ye kadar düştüğünü bulmuşlar. O yüzden biraz tedavi beklentimiz de ne yazık ki düşebiliyor. Yine metilfenidat sadece DEB grubuna göre daha fazla da yan etki yapabiliyor. Özellikle sosyal geri çekilme, depresyon ve irritabilite bir miktar daha çok gözüküyor.
Şimdi biz genelde bu yüzden hem yan etkiler hem de çocuğa etkili olacak en düşük dozda kullanabilmek için düşük doz başlıyoruz genelde. Fakat çalışmalar şunu göstermiş, bunu da özellikle çocuk psikiyatrisi arkadaşlar için vurgulamak istiyorum. En etkili tedavi yine orta ve yüksek dozlarda çıkıyor. O yüzden düşük dozlarla başlasak, yavaş titre etsek de mutlaka nihai hedefimizin normal kilogram başına bir civarına kadar çıkmayı en az hedeflememiz gerekiyor. Bazı çalışmalarda şunu göstermiş, otizm spektrum bozukluğunda metilfenidat yan etki yapıyorsa bunun en büyük sebebi düşük IQ puanlarıdır demişler. Bunu da şöyle fark etmişler, yüksek fonksiyonlu otizm ve DSB5'te yok ama Asperger'li çocuklarda yine bu yan etkilerin daha az olduğu gösterildiği için birazcık bunun IQ puanına bağlı olduğu söylenmiş. Bu yüzden çocuğun zeka durumuna göre yine doz ayarlamasını farklı yapmak gerekebilir. Yine atomoksetin kullandığımız ilaç gruplarından bir tanesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu otizm birlikteliğinde. Tabii ki bunun da handikapı bir miktar uzun sürede etkinin çıkması. O yüzden biraz sabretmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde tam doz kullanmak etkili. Özellikle davranış bozukluğu eşlik ettiği durumlarda atipik antipsikotikleri tedavi seçeneği olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bazen kombine, bazen tekli olarak da özellikle metilfenidatı kullanamadığımız işte yoğun epilepsi ya da kardiyak bir risk varsa yine atipik antipsikotikler göz önünde bulundurulabilir. Tabii bunların da birazcık epilepsi arttırma riski var ama biraz bazen kar zarar oranını yapmamız gerekebiliyor. Yine ben özellikle kendi klinik uygulamamda her zaman hem etki hem de yan etki profilini hem aile hem de öğretmenlerden hem de özel eğitimcilerden almayı tercih ediyorum. Çünkü bazen aileler hiç faydası olmadı diyor, çok yan etki yaptı diyor. Fakat özel eğitimciyle görüştüğümüzde ya da birebir öğretmeni ya da eğitim merkezleriyle görüştüğümüzde çocuğun eskiye göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliyorlar tedaviden sonra. O yüzden mutlaka doktor arkadaşların bu ilaç etkilerini veya yan etkilerini farklı alanlardan alması gerekiyor ki optimal bir tedaviyi yapabilelim. Benim bir diğer önemsediğim ve ki bozukluğun birlikteliğinde önerdiğim şey fiziksel aktivite. Çünkü fiziksel egzersiz, bu konuda çok çalışma var. Hem dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda hem de otizm spektrum bozukluğunda kognitif fonksiyonları hafif orta derecede olumlu yönde etkiliyor ve %62 vaka mutlaka fiziksel egzersizin olumlu etkilerini görüyor. O yüzden hem otizm spektrum bozukluğu hem DB tek başına da olsa, kombine de olsa mutlaka bir fiziksel egzersiz programı yine bireye özelleştirilmiş tabii ki. Çünkü burada hani bazen grup sporları öneriliyor, bazen bireysel sporlar öneriliyor. Özellikle işte masa tenisi olabiliyor, tenis olabiliyor, yüzme olabiliyor ve veya farklı sporlar da tercih edilebiliyor. Mutlaka tedaviye eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bizim derneğimizin dergisinde de yeni bir derleme çalışması yayınladık. Otizm spektrum bozukluğunda düzenli fiziksel egzersizler gerçekten çok etkili. Bu konuda DEB'de de çalışmalar olduğu için fiziksel egzersizleri mutlaka özel eğitimin yanına bence eklemek gerekiyor. Şimdi Tohum Otizm Vakfı'na hem bugün daveti için çok teşekkür ediyorum. Hem otizm için İstanbul'a geldikten sonra biraz daha fazla gördüm. Yaptıkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten artık kırmızı ışığa geçmemiz gerekiyor. Bu çocukların hayatın içinde olması mutlaka gerekiyor. Bu yüzden ben hem sunumumun sonunda şeker süt ürünlerine hem de MNG Kargo'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda biz yeni bir çalışma yaptık ve şu anda dergide değerlendirme sürecinde yaklaşık 300 tane yetişkin otizmliye ulaştık. Sadece %10'u bir yerde çalışabilmiş ve ortalama çalışma süreleri de en uzun bir yıl, pardon, ortalama çalışma süreleri de bir yıl gibi kalıyor. Yani bir yere işe girseler bile çok sebat edemiyorlar. O yüzden artık fark etmekten ziyade bu çocukları, bu kişileri, bu bireyleri sadece çocuk olarak değerlendirmeyelim. Erişkinleri mutlaka hayatın içine katmak gerekiyor deyip sunumumu bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Şimdi diğer sunumumuzu alacağız. Başak Ayık bize otizm spektrum bozukluğu ve kaygı bozukluklarının beraberliğini anlatacak. Daha sonra bunu bittikten sonra ikisiyle ilgili sorularımızı alırız. Evet, Başak.
Özgür Hocam, Başak Hocam daha gelmediler kendisi. Olmazsa ben soru varsa onu alalım hocam, vakit kaybetmemek açısından. Olur. Şimdi tabii ki soru yok. Çünkü bilindiği gibi bizde soru olmaz. Yani o yüzden ben sana soru sorayım Cem. Tabii ki hocam. Bu bir tane soru gelmiş sanırım hocam ama. Gelmiş mi? Nerede? Ha şurada. Tamam. Ben... Ne diyor? Psikiyatrik ilaçlarla ilgili şehir efsaneleri nedeniyle otizmli ve DEB'li çocuk sahibi anne babalarda ilaç kullanımı konusunda çekince, pasif direnç, hatta karşılama sorunu var. İlaçların etki süresi, etkisini ne kadar sürede göstereceğini daha açıklama yaparsanız sevinirim. Tamam, bunu... Evet, şimdi evet, ne yazık ki şehir efsaneleri gerçekten çok fazla bu ilaçlar konusunda. Birincisi, ailelere şunu söylemek gerekiyor. Bizim çocukları uyuşturmak ve uyutmak gibi bir amacımız yok. Ailelerin en çok korktuğu şey bu. İkincisi, özellikle annelerin şöyle bir endişesi oluyor. Ben çocuğuma dayanamıyor muyum ki çocuğumu uyuşturtturuyorum doktora gibi bir algı oluyor. Bunu da kırmak gerekiyor. Yani ilk önce bir psiko eğitim yapmak gerekiyor. İlaç tedavisindeki hedeflerimizi çok net koymak gerekiyor. Yani bu çocuk bakın özel eğitimde çok hareketli olduğu için eğitim alamıyor. Çok dikkati dağınık olduğu için hocayla görüştüm ben eğitim veremiyor. Veya işte okulunda bakın bu tür sorunlar var. Ya da bakın evde sizin sabrınızı veya sizin diğer çocuklarla ilgilenmenizi, bu hareketliliği çok azaltıyor gibi açıklamalar yaptıktan sonra vereceğimiz tedaviye göre değişiyor. Mesela metilfenidatlar, bu dikkat eksikliği için kullandığımız, bu klasik bildiğimiz, isim söylemek istemiyorum, ilaçlar, bunlar çok hızlı etki ediyor. Genelde ilk birkaç gün içinde etkisini çok ciddi görüyoruz. Antipsikotik dediğimiz ilaçlar bir miktar daha uzun sürede, belki bir hafta 10 günü bulabiliyor. Fakat ailelerle iyi bir iletişim kurduğumuzda ve iyi psiko eğitim verdiğimizde, ama mutlaka bunu çok önemsiyorum, özel eğitim öğretmenleri ve okul öğretmenleriyle de birlikte çalıştığımızda ben genelde ilaç kullanım oranlarının arttığını görüyorum. Fakat tabii bu etki ve ne kadar uzun kullanacağımız ilaçtan ilaca çok değişen bir şey. Onu da ailelerle sık temasa geçerek işte belki 15 günde bir, belki ayda bir ilaç kontrolleriyle aileyi tedavi içinde tutmaya çalışıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var tabii. İlaç meselesinde herkes de öyle ama bu çocuklarda daha da öyle. Birkaç tane önemli nokta var. Birincisi, ilacı niye verdiğinizi insanların bilmesi lazım. Senin de söylediğin gibi. Şimdi bu ilaçlar sonuçta yani davranış sorunlarını, özellikle de işe yarayan davranış paternlerini düzelten ilaçlar değil. Yani şimdi çocuk ağlıyor, ağladığında istediği yapılıyor veyahut da stereotipik davranışları var ve bunun bir işlevi var. Ve bunları azaltmıyor, bir kısmını arttırıyor. Dolayısıyla yani baştan şeyi çok iyi anlamaları lazım ailelerin. Yani bunu neye yönelik veriyorum, ne bekliyorum, ne kadar zamanda göreceğim. Bunlar önemli nokta. Bir diğer mesele tabii, mesela dikkat dediğimiz şey, sen de onu söyledin. Dikkati değerlendirmek zaten zor. Bir de bu çocukların dikkati yani her durumda aynı değil. Hiç kimsenin değil, bunların hiç değil. Yani mesela bir sürü otizm spektrum bozukluğu olan çocukta dikkat sorunu olduğunu söylerler ve hakikaten vardır. Ama öte yandan çocuğun kendi kısıtlı ilgi alanında da aşırı odaklı olduğunu görüyorsun. Orada dikkatini alamıyorsun oradan. Dolayısıyla hani bir total dikkat yokluğu gibi bir durum zaten yok. Yani o yüzden veyahut da dikkatten kastımız ortak dikkatse, yani sosyal ilişki bağlamında dikkat çekmekse, o öyle bir şey zaten yok. Çünkü öyle olsaydı zaten otizmin kendisini tedavi edecekti. O yüzden hani dikkatten ne kastediyoruz, ne anlıyoruz onu anlamak lazım. Şimdi bir tane daha soru var. En az bir aylık gözlem süresi olması lazım. Doğru sağlatım yapılığında gerekli olmayabiliyor. Eğer hala davranış sağlatımı, evet. Şimdi bu doğru. Onu söyleyelim. Yani sonuçta diyor ki davranış kontrolü olmadan ilaç başlamamak lazım. Ne diyorsun Cem? Doğru tabii. Hocam ki. Ben özellikle hiç özel eğitim almamış bir çocuğu, yani bu hani özel eğitimcileriz diyor. Bu gelişim geriliğinde de aynı şekilde yapıyorum. Özel eğitimde en az dediği gibi hocamızın bir aylık bir süre veriyorum. Çünkü özel eğitimin de kendi içinde çocuğun o regülasyonunu düzeltici bir etkisi var. O yüzden bir ay bazen davranışlar ciddi miktarda azaldı ama tam geçmediyse iki ay kadar özel eğitime süre vermek gerekiyor. Söylediğim gibi hocam siz de belirttiniz. Yani bizim ilaçlarımızın otizmi düzelten bir şeyi yok direkt. O yüzden bizim tek amacımız aileye ve öğretmenlere yardım etmek.
Şimdi bazı öğretmenlerin de bu konuda, özellikle o yüzden altını çizdim, şöyle bir kaygısı oluyor. Bu çocuk ilaçla düzelirse aile diyecek ki eğitimle değil ilaçla düzeldi. Yani o yüzden de bir kısım öğretmen, ne yazık ki benim ailelerden aldığım geri bildirim, ilaç kullandırmak istemiyor. Bizim tek işimiz ailelere ve öğretmenlere bu konuda yardımcı olmak. Çünkü biz özel eğitim vermiyoruz. Biz ilaçla ilgili yaptığımız şey otizmi düzeltmek. Hani bunu tabii ki ne yazık ki Türkiye'de vaat eden doktorlar da var ama ya onlar doğru değil. Burada onu da belirtelim. Yani biz sadece ailelere ve öğretmenlere yardım etmek istiyoruz. O yüzden birlikte çalışmamız gerekiyor. Mutlaka yani biraz özel eğitime süre verip ben öyle tedavi başlıyorum açıkçası. Bir de burada şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim, sonra başağa geçeriz. Şimdi bizim ilaçlarda özellikle zihinsel gelişiminde sorun olan veyahut da otizm spektrum bozuk olan çocuklarda böyle sık görülen bir patern var. Onu da ailelerle önceden konuşmak lazım. Özellikle antipsikotik ilaçlar verilenlerin çoğunda ilk bir ay işler iyi gidiyor. Yani ilacın aslında etkisi çıkmadan, yani ilacın non-spesifik sedasyon vesaire tarzı etkileri yüzünden bir sürü ilacı başladığınızda ilk bir ay aileler çok memnun. Diyorlar ki çok iyi oldu, çok iyi oldu. Sonra bir ay sonra yavaş yavaş diyorlar ki eski haline döndü. Şimdi bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Çünkü aslında ilacın oradaki etkisi bizim beklediğimiz etki değil. Yani esas ana etkiyi çıkartmadığı için ve bu stimülanlar için geçerli değil ama diğer ilaçlarda çok karşımıza çıkan bir durum. Şimdi en son bir IQ'yu nasıl ölçeriz diye bir zor bir soru var. Otizm spektrum bozukluğu olanlarda. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misin canım? Hocam tabii 6 yaş altında daha çok gelişim testleri çok daha güzel ölçüyor gerçekten. Fakat 6 yaş üstünde tabii bu Whiskar türü, Whisk4 türü zeka testlerini yapmak bir tık daha zor ama orada birazcık daha tabii klinik gözlem bence daha önemli. Hem çocuğun akademik işlevleri hem biz. Tabii burada yine aileler ve özel eğitime küçük bir mesajım olacak. Benim Türkiye'de gördüğüm otizmle ilgili en büyük, yani bizim açımızdan sorunlardan bir tanesi, bize getiriyorlar. Tanı koyuyoruz ve bir daha aileyi görmüyoruz genelde. Veya en iyi ihtimal belki 6 ay, 1 yıl sonra tekrar geliyorlar. Ben hep şunu söylüyordum ailelere. Ben bir çocuğu görmezsem tanıyamam. Yani o çocuğun, siz bana 3 yaşında getirdiniz, bir de 9 yaşında getirdiniz. Benim mesela, ben Gaziantep'te 10 yıl çalıştım. 10 yıl takip ettiğim çocukları ben artık bazen kapıdan girerken ne oldu annesi, bunun bugün canı sıkkın gibi diyebiliyordum. Çünkü çocuğu tanıyordum artık. O yüzden mutlaka, hani siz de hocam bunu klinik uygulamalarınızda görüyorsunuzdur, bu çocukları bizim takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlarda bu bir yolculuk. Yani süreçte dikkat eksikliği yanında OKB de çıkıyor, depresyon da çıkıyor, kaygı da çıkıyor, yeme bozukluğu da çıkıyor, uyku bozukluğu da çıkıyor. En azından 6 ayda bir sabit bir çocuk psikiyatristlerin bu çocukları takip etmesi çok önemli. Yani görünüşte hiçbir şey yapılmıyormuş gibi gözüküyor. Ben metafor çok kullanırım. Ailelere şunu söylüyorum. Yani arabanın bakımı gibi düşünün bunu. Evet, görünüşte arabada bir sorun yok ama o bakım yapılmazsa sorun çıkma ihtimali yüksek. O yüzden biz bunları düzenli görürsek IQ'su hakkında da daha net bir tahminde bulunabiliyoruz. O testin uygulanmasına, çünkü her test yoruma muhtaç. O testin sonucu geldiğinde daha sağlıklı yorumlayabiliyoruz. Evet, buna döneriz. Şimdi başa bekletmeyelim daha fazla. Evet. Evet, şimdi Başak Kayık bize otizm spektrum bozukluğu ve kaygı sorunlarını anlatıyor. Buyurun. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim Özgür Hocam. Cem Hocam'ın güzel sunumundan sonra ben de otizm ve kaygı bozukluklarından bahsedeceğim. Ekran paylaşımı yapayım. Evet. Böyle bir şey, komorbidite oturumu olmasını çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de değindiğiniz gibi hem psikiyatri hekimlerinin otizmli bireyleri takip etme gerekçeleri içerisinde hem de işlevselliklerini ciddi derecede bozan ve hani tabii ki zaten onları rahatsız eden ciddi durumlara yol açıyor. Sunumumda aslında tabii ki bu panele katılan birçok insan biliyor ama kısaca otizm tanımı, temel belirtileri, sonra kaygı nedir, işlevi nedir, ne zaman sorun haline gelir ve sonrasında da otizmdeki eş hastalanma oranları ve
Otizm ve kaygı bozukluklarına değineceğim. Biliyorsunuz otizm spektrum bozuklukları, çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içerisinde yer alan bir klinik tanı grubu ve belirtileri yaşamın erken çocukluk çağında başlıyor. Amerika Hastalıkları Kontrol Merkezi'nin son verisi 2018 verisine göre toplumda her 44 çocuktan birinde otizm görülüyor. Bu yüzden de bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İki temel belirti grubundan birincisi sosyal iletişimsel alan, ikincisi de sınırlı tekrarlayıcı davranış ve ilgi alanları. Evet, çok hızlıca geçeceğim. Biliyorsunuz toplumsal iletişim etkileşim problemleri dilin kullanımında, gerek sözel dil kullanımında gecikmiş konuşma, yetersiz kelime dağarcığı, ses tonu tuhaflıkları olabilir. Dilin kullanımı ile ilgili zamir kullanımlarıyla alakalı kendisinden ben yerine adıyla bahsetme olabilir. Gün içerisinde tekrarlayıcı şekilde persevere belirli konuşmaları veya sizin söylediğinizin tekrarı ekolali gibi konuşmalar olabilir. Sözel olmayan iletişimde de göz kontağı, vücut dilinin kullanımı, afekt yani duyguların yüze yansımasıyla alakalı sıkıntılar. Asıl benim sosyal fobiden bahsedeceğim için şu kısmını sadece söylemek istiyorum. İnsanlarla ve yaşıtlarıyla iletişim kurmaya isteksiz olma ve yalnız vakit geçirme isteği. Ve yine sosyal ortamlara uygun davranamama. Bu birinci temel belirti grubunda yer alan belirtiler. İkincisi de tekrarlayıcı davranış, ilgi ya da etkinlikler. Tekrarlayıcı motor hareketler olabilir. Stereotipi dediğimiz, yani kendi etrafında dönme, sallanma, parmak ucunda yürüme gibi bunların milyonlarca çeşidi örnekleri bizim klinikte gördüğümüz belirtiler. Konuşma kalıplarında tekrarlamalar olabilir. Rutinlere bağlı olma, sürekli aynı şeyi yapma isteği ve hani genellikle konu ve yoğunluk açısından anormal ilgi alanları ve duyusal hassasiyetler, aşırı ya da az hassasiyetler. Burayı çok hızlı geçiyorum. Kaygı bozukluklarına gelince aslında kaygı normalde bir savunma mekanizması. Normalde kişiyi tehlikeli durumlardan koruyan bir savunma mekanizması. Belirli hedeflere ulaşmak veya kendini koruması için örneğin sınav kaygınız vardır. Sınavı ciddiye alır ve çalışırsınız. Tabii ki optimum düzeydeki sınav kaygısı işe yarar. Yine köpek, zararlı bir köpek sizi ısırmasın diye kaçmanız seni belli bir düzeye kadar kabul edilebilir. Ancak ne zaman sorun haline geliyor? Kişinin günlük yaşantısını bozmaya başladığı noktadan itibaren. Bizim psikiyatri hekimlerinin işlevsellik bozulması dediğimiz ve tüm psikiyatrik bozukluklar için tanı kriterimiz olan durum. Mesleki ve aile yaşantısını etkilemeye başladıysa, kişiler arası ilişkilerde problem oluşturuyorsa, gün içerisinde çok sık karşısına çıkıyor ve günün büyük bir bölümünü kapsıyorsa, örneğin uykusunu bozuyorsa veya bir öğrencinin ders çalışmasını etkiliyorsa, bu duygularını kontrol etmekte ve başa çıkmakta zorlanıyorsa artık bu savunma mekanizması olan kaygı bizim için bir sorun haline gelir. Çeşitli altında yatan sebeplerle ilgili yapılan birçok bilimsel çalışmada saptanmış bir takım mekanizmalar vardır. Bizim tanı kriterleri kitabında DSM-5 tanı bozuklukları, psikiyatrik tanı hastalıkları ile ilgili kitabımızda kaygı bozuklukları adı altında 2013'ten sonra güncellenmiştir ve panik bozukluk, agorafobi, özgür fobi, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, ayrılık kaygısı bozukluğu ve selektif mutizm yer alıyor. Bu kaygı ile ilgili 2013 öncesi otizmli bireylerdeki kaygı bozuklukları ile ilgili çalışmalarda OKB de yer alır. Çünkü 2013 öncesi OKB kaygı bozuklukları başlığı altındaydı. Ben bugün ondan bahsetmeyeceğim. O ayrı bir konu. Kaygı bozukluklarının sebepleri arasında bütün psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi genetik faktörler söz konusu. Sadece genetik hiçbir zaman etkili olmaz ve genetik faktörleri, biyolojik faktörler ve çevresel faktörler eşlik eder. Burada bu ayrı bir sunum konusudur. İşte bağlanma, travmatik deneyimler, ebeveyn tutumları ve ebeveynin kendi psikiyatrik sorunları gibi birçok etken kaygının zemininde yer alabilir.
Komorbiditeye gelince yani eş hastalanma, bir kişide bir psikiyatrik tabloya eşlik eden, az önce Can Hocam'ın bahsettiği örneğin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizme eşlik ettiğinde bu bir komorbidite durumu. Yine bunun gibi birçok hastalık eşlik edebiliyor. Aslında az önce çok kısaca bahsettiğim, birçoğunuzun bildiği otizm spektrum bozukluklarında her ne kadar temel sorun alanı, yetersizlik alanı, sosyal, duygusal gelişim ve iletişimsel becerilerle tekrarlayıcı davranışlar alanında olsa da birçok olgu bizim hekimlere bu belirtiler dışındaki sebeplerle başvuruyor. Aslında eş hastalanma hani toplumda çok veya hekimler arasında veya otizm çalışan kişiler arasında çok sık bilinmese de tarihçesi otizm ve Asperger'in tarihçesi kadar eski. Kanner otizmi ilk tanımladığı olgulardan bahsederken fobiler bildirmiş. Yine Hans Asperger, ikisi eş zamanlı otizm ve Asperger'i tanımlamıştı 1940'lı yıllarda. Bahsettiği Asperger olgularında sıklıkla karşıt gelme bozukluğu ve başka dışa vurum bozukluklarından bahsetti. Evet, dediğim gibi çok sık davranışsal ve psikiyatrik sorunlar eşlik etmesine rağmen bu alana çok yoğun ilgi yok. O yüzden dediğim gibi ben bu komorbidite panelini çok kıymetli buluyorum. Sebepleri arasında neler var? Şu otizmlerde psikiyatrik hastalık nadir görülür veya otizmlerde psikiyatrik bozukluk gelişmez gibi yanlış inanışlar, etiketlemeden kaçınma, tanı sırasındaki güçlükler uzmanlık gerektirir çünkü tedavi ve tanıyı tam bilememe gibi ve tabii ki bizim toplumumuzda da uluslararası diğer toplumlarda da otizmlerle çalışan bazı meslek gruplarının psikiyatri eğitiminin olmaması nedeniyle eş hastalanma durumları gözden kaçabiliyor. Ancak yapılan çalışmalarda bakın çok ciddi yüksek bir oran belirtiyorum. %90 ila 100 eş hastalık oranı var. Aslında doğru tanı ve uygun müdahaleler ile bu bireylerin bu psikiyatrik durumları hakkında tedavi şansları var ve fonksiyon düzeylerini arttırmak da mümkün. En sık görülen eş hastalıklar otizmde az önce Can Hocam'ın anlattığı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla beraber buradaki tanılar normal popülasyondan daha sık görülüyor otizmli bireylerde. Duygu durum bozuklukları, benim bahsedeceğim kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, tik bozuklukları, Tourette eşlik edebilir, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel kimlik bozuklukları, dışağıtım bozuklukları dediğimiz enürez, enkopreziz gibi idrar gayta kaçırma sorunları, öğrenme sorunları, travma sonrası stres bozuklukları ve özellikle yüksek fonksiyonlu grupta madde kullanım bozuklukları. Otizm ve kaygı bozuklukları, kaygı belirtilerini biz otizmli bireylerde de sık olarak görmekteyiz. Bazı çalışmalarda otizmde en sık görülen psikiyatrik bozukluk olarak belirtilmiş. Tabii ki farklı çalışmalardan oranlar var. Meta analiz çalışmalarına göre %17 bulan çalışma da var, %84'e kadar çıkıyor. Şimdi hem otizm komorbiditesiyle ilgili bir konu hem kaygı komorbiditesiyle ilgili. Bu kadar sık, bu kadar yüksek olması acaba bunların sebepleri de ortak mı? Beyinde ortak alanlarla alakalı mı sıkıntılar var sorusunu gündeme getiriyor. Bir de yine şundan bahsetmek istiyorum. IQ ile alakalı bir korelasyona bakılmış. IQ 70'in altındaki bireylerde kaygı bozukluklarını daha nadiren bulmuş çalışmalar ama daha 70 üstü bireylerde kaygı bozukluklarında ciddi korelasyon artışı olmuş. Sebebi ne olabilir? Tıpkı bizim çocuklarda veya konuşma sorunu yaşayan diğer gruplarımızda olduğu gibi tabii ki yani yüksek IQ'lu birey kendini ifade etme ve bizim de psikiyatrik muayenede hani psikiyatrik hastalıkları tanımamız için daha rahat görüşme yaptığımız bir grup. Bu bir kısıtlayıcı faktör olabilir bu maddeyle ilgili diye düşünüyorum. Çünkü sözel becerileri olmayan grupta daha çok otonomik belirtiler gibi işte kaygının bedensel belirtiler üzerinden tanı koymaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki durumu iyice güçleştiriyor. İşte kalp hızında artma, kaçınma davranışları, bazı ortamlara girmek istememe veya işte
terleme, titreme gibi kaygının bedensel belirtileriyle tanı koymaya çalışmak, takdir edersiniz ki sözel iletişimle tanı koymaktan çok daha zor. Dediğim gibi yüksek oranda olduğu için her iki grubun belirtileri arasında korelasyon var mı diye bakılmış çalışmalarda. Sonuçta dikkat sorunu, agresyon, iritabilite ve aynıcılıkta ısrar konusunda bir korelasyon bulunmuş. Ama biz biliyoruz ki klinik pratikte en çok sosyal anksiyete bozukluğu yani sosyal fobi ve selektif mutizm diye az sonra bahsedeceğim özel iki durum otizm belirtileriyle bineşiklik gösteren durumlar. En sık çalışmalarda ben burada üç tane temel kaygı bozukluğundan bahsedeceğim. Otizmli bireylerde en sık görülen, çalışmalarda en sık saptanan kaygı bozukluklarından biri özgül fobi. Özgül fobi normalde çocuklarda şöyle, aslında çocuklar birçok duruma karşı sıklıkla korku yanıtı geliştirebilirler. Yüksek ses, yabancılar, ayrılma gibi, hayali yaratıklar gibi korkular geliştirebilirler ama normal korkular genellikle kısa süreli, işlevselliği bozmayan yani kişinin günlük hayatını, etkinliğini bozmayan ve sıkıntı yaratmayan durumlar. Bu korkular çok uzun süreli, yoğun derecede sıkıntı yaratacak şekilde olur ve günlük işlevselliği bozarsa biz bunu fobi olarak tanımlıyoruz. Çocukların fobileri genellikle belki de tedavi edilmediği için uzun sürer, yoğun sıkıntı yaratır ve işlevselliği bozar. Bir de tabii ki erişkinden daha farklı olan çocuklar korkularını aşırı ve anlamsız bulmayabilirler. 5-6 tipi var özgür fobinin. Hayvanlarla alakalı olan doğal çevre olayları, kan enjeksiyon yarayla alakalı, durumsal dediğimiz tünel köprü gibi bir de genel olarak bu grupların dışındaki diğer olarak adlandırdığımız. Otizmli çocuklarda bazen tipik gelişen çocuklarda olduğu gibi yine karanlık, hayvan, yalnız kalma korkusu görebiliyoruz. Ama bazen tamamen farklı ve tuhaf nesne ve olaylarla ilgili fobiler geliştirebiliyorlar. Örneğin gölgeler, sallanan nesneler, salıncak olabilir, kapının salınması olabilir, rüzgar sesi olabilir, cansız nesneler, mesela eldiven veya bazı oyuncaklar ciddi fobi nesnesi haline gelebiliyor. Bazen bu fobileri duyusal hipersensitiviteleriyle alakalı olabilir. Yani bu duyusal özel durumları tetikleyici rol oynayabiliyor. Örneğin ses hassasiyeti olan çocukların AVM'lerden hoşlanmaması, bebek ağlaması durumunda verdikleri fobik tepkiler veya küçük ilk okula başladıklarında okuldaki gürültü nedeniyle verdikleri fobik tepkiler bunlara örnek. Genellikle bu iş hastalanma durumları ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu yüksek fonksiyonlu bireylerle yapılmış çalışmalar. 6-18 yaş arası yüksek fonksiyonlu ve Asperger sendromu olan bireylerde yapılan bir çalışmada %60 oranında özgür fobi yüksek fonksiyonlu bireylerde, Asperger'lerde %46 oranında saptanmış. Sosyal fobi ise kişinin tanımadığı insanlarla karşılaştığı, başkalarının gözünün önünde olacağı toplumsal durumlarda belirgin ve sürekli bir korku duyması hali. Örneğin tahtaya kalkma, parmak kaldırma, bakkala gitme, yabancı biriyle konuşmak zorunda kaldığı durumlar gibi durumlarda ciddi derecede fobik kaygı yaşaması. Bilişsel olarak içsel açıklamalarında işte ya komik duruma düşersem, ya rezil olursam, yüzüm kızarırsa, sesim titrerse, yanlış bir şey yaparsam gibi korkuları belirtirler. Özgüvenle ilgili sıkıntılar yaşarlar. Sonuçları ne oluyor? Okula gitmek istememe, arkadaş gruplarına katılmamak isteği, öğretmenin sorduğu soruları bilseler bile parmak kaldıramama, okul çocuklarında gördüğümüz belirtiler. Evet, işlevselliği gördüğünüz gibi ciddi derecede etkileyebiliyor. Yine sebepleri arasında ailenin etkisine vurgu yapmak isterim. Aşırı kontrolcü ve gerici ebeveynler, sosyal fobiyi modelleyen ebeveynler veya sosyalleşme süreçlerini kısıtlayan ebeveynler olabilir. Travmatik yaşantılar olabilir veya kişinin kendi bilişsel çarpıtmaları da bunun içinde yer alabilir. Yaşam kalitesini ciddi derecede düşürür. İyi düzeyde
zeka kapasitesi ve becerileri olsa bile bazen daha az kalifiye işlerde çalışır sosyal fobisi olan bireyler ve okul yaşamında da bu notlarını ve okul başarılarını da yansır. Bazen ileri yaşamda ergenlik ve erişkinlik sonrası rahatlamak için de alkol madde gibi kendilerini rahatlatıcı maddelere de yönelmelerine sebep olabilir. Otizmli bireylerin zaten tanıdık ortamlarda bile sosyal becerilerinde farklılıklardan bahsediyoruz. Bazen bu duruma ek olarak sosyal fobi de gelişebiliyor. Burada tabii ki ayrımı önemli. Mevcut sosyal becerilerini toplulukta sergilemekte zorlanabilirler. Yabancı ortamlarda aşırı derecede gerginlik hissedebilirler. Burada ayırıcı tanıda önemli bir nokta yaşadıkları bu kaygı nedeniyle sosyal ortamlardan kaçınma davranışı. Burada tabii ki bizim burada bahsettiğimiz söz konusu olan sosyal fobi yaşayan otizmli bireylerde öncelikle sosyal iletişim, sosyal etkileşimin hani belli bir düzeyde gelişmiş olmasını bekliyoruz. Görünme sıklığı ile ilgili yine farklı çalışmalardan alınan verilerde %13 ila 16 gibi bir oran var. Ama işlevsellikte ciddi derecede bozulmaya sebep oluyor. Selektif mutizm de farklı bir konu. Selektif mutizm bir kişinin konuşma becerisi olduğu halde bazı ortamlarda konuşmayı tamamen reddetmesi durumu. Aslında ilk tanıya gelen çocuklarda otizmin ayırıcı tanısında yer alır. Ama bu bireylerdeki önemli fark şudur ki tanıdık bireylerle sözel ve sözel olmayan etkileşimleri tamamen normal. Tamamen normal dedim. Kişinin kendi gelişim düzeyine göre, kendi becerilerine göre. Okul öncesi yıllarda başlayabilir ama genellikle tabii ki sosyal bir ortam gerektirdiği için okula başlamak veya bir eğitime başlamak gibi bir koşulu var ortaya çıkması için. Belli başlı birkaç yakını dışında hiç kimseyle konuşmamak, o ortamlarda bazen yakınlarıyla da konuşmamak veya çok az fısıltı şeklinde konuşmak söz konusu olabilir. Evet, yani yıllarca okula gidip gelip selektif mutizmli olup hiç konuşmayan çocuklar biliyorum. Bazen göz kontağı ve işaretlerle bazen yazarak hani polikliniklere de geldiklerinde tedavi sürecinin başlangıcında bizlerle iletişim kurmakta zorlandıklarında yazmayı tercih ettikleri olabiliyor. Bu durum sosyal fobiyle ilişkilendirilmiş temelinde. Evet, dediğim gibi yine sözel becerisi gelişen grup için söz konusu. Aynen sosyal fobideki sosyal becerisi belli bir düzeyde gelişen grup için söz konusu olduğu gibi. Sıklık çalışması ile ilgili sistematik bir çalışma yok ama vaka bildirimleri bazında var. Şu çok önemli, bazen organik sorunlarda da mutizm yani hiç konuşmama olabiliyor. O nedenle selektif mutizm tanısı akla geldiğinde ciddi ayrıntılı bir psikiyatrik muayene ve biz mutlaka organik bir etiyoloji var mı acaba diye organik etiyoloji değerlendirmesi yapıyoruz. Ben en çok görülen kaygı bozuklukları olduğu için otizmde temel olarak bu özgür fobi, sosyal fobi ve selektif mutizmden bahsetmek istedim. Ama bilmiyorum soru var mı? Özgür Hocam'ın kesin katkıları vardır. Böyle süreyi de etkin kullanmak adına böyle kısa bir sunum planladım. Evet, teşekkürler Başak. Şimdi burada bir soru var ama önce biraz öncekinde olan bir şey cevap vermek lazım. Yani ben işte diyet kullandım. Çok iyi geldi. İlaçlara karşıyım diye bir şey vardı. Şimdi bununla ilgili hemen bir şey söyleyeyim. İlaca karşı olmama diye bir şey olmaz. Yani bu mantıklı bir şey. Sonuçta bir şeyin endikasyonu varsa yapılır. Endikasyonu yoksa yapılmaz. Şuna biz de karşıyız. Endikasyon dışı yani gerek olmadan ilaç kullanılmasına zaten herkes karşı. Ama eğer bir şeyin bir anlamı varsa burada ilacı kullanmamak çocuğa yapılan haksızlık demektir. Yani çocuğun elinden bir aracı almanız demektir. Bu şuna benzer yani. Çocuğun gözü bozuk 5 işte numaram yok. Ben gözlüğe karşıyım. Ben bunda glutensiz diyet vereceğim gibi bir şey yani. Dolayısıyla mantığı yok. O yüzden buna bu cevap yeter diye düşünüyorum. Bir de hocam, Özgür Hocam, şunu da bilmek evet. lazım. Bu siz de yakın takip ettiğiniz hastalarda görüyorsunuzdur. Bu çok iyi oldu, çok subjektif bir şey. Ben mesela birkaç dedim ya böyle sosyal medyadan bazen ben diyetle çok iyi oldu deyip bir video gönderiyor.
Bir bakıyorum çocuk şakır şakır otizm hala. Ne olmuş ama? Kendine vurması azalmış. İşte bir şeyi azalmış. Bunun diyetten olduğundan emin de değiliz ama otizmi düzelten bir şey değil bu. Çok iyi oldu. Çok subjektif bir cümle. Şimdi Cem, burada bu çok aslında net bir durum yani. Şimdi bir kere bu bir saçma sapan şeyler var. Biliyorsun şimdi ben hiç otizm spektrum bozukluğunda olup bir diyet vesaire veya bu tarz bir değerlendirmeye gidip bir şey çıkmayan kimseyi görmedim. Yani böyle bir şey olamaz. Yani herhangi bir hasta grubunda yaptığın bir tetkikte her şey herkeste bulamazsın. Ama hiç istisnasız. Yani herkeste gluten şeyi var, herkeste kazein bilmem nesi var. Zaten bu başta başına bir saçmalık. Onu bir tarafa koyalım. İkincisi de şimdi bu her türlü tedavi için aynı şey, ilaç tedavisi için de aynı şey. Yani tedavi etkinliğini izlemenin bir yolu ve yöntemi var. Yani nasıl tedavinin etkin olduğunu bakılacak. İşte biliyoruz ki randomize işte çift kör, plasebo kontrolü çalışmadı. Bizim ilaç çalışmaları buna dönüyor. Şimdi şeye baktığımızda yani sadece anne babadan alınan bilgilere dayandığınız zaman her şey etkili çıkıyor. Yani ne yaparsanız yapın anne babalarla konuştuğunuzda anne babalar bunun bir şekilde etkili olduğunu söyler. Ama söylediğin gibi neye etkili, ne kadar etkili, yani o çok karışık bir konu. Şimdi başa gelen sorulardan selektif mutizmde sadece işaretlerle anlaşma sağlayabildiği için anne babası dahil hiç kimseyle konuşmuyor olması aslında konuşabilecekken mümkün müdür? Ne diyorsun buna? Hayır tabii ki. Selektif mutizmde tanımında ilk cümlede söylediğim gibi normal konuşma becerisi olan bireyim. Yani kendi yakınlarıyla anne babası, anne baba demeyeyim. Çünkü bazen selektif mutizmin ağır tiplerinde sadece anneyle, tek bir bireyle konuşan çocuklar da olabiliyor. Yani konuşma becerisi en az bir kişiyle olması lazım. Hani buradaki asıl şey, vurgu yapmak istediğim şey, selektif mutizmdeki problem konuşma alanında değil, kaygı alanında. Yani psikiyatrik bir sorun. O yüzden de bir soru daha gördüm hocam. Onu da buraya ekliyorum. Evet, şu dil konuşma terapisi, hayır. Selektif mutizmin tedavisi psikiyatri hekimi. Çocuk yaştaysa, çocuk ergen, erişkinde pek görüldüğünü ben duymadım ama psikiyatri. Tedavisi dil konuşma terapisi değil, psikiyatri. Çünkü kaygı, aşırı derecede kaygıdan kaynaklanan bir durum. Evet, yani şunu anlamak lazım. Selektif mutizm dil konuşma bozukluğu değil. Selektif mutizm bir kaygı bozukluğu. Dolayısıyla çocuk konuşamıyor değil. Dolayısıyla da işaretle falan anlaşma dediğin şeyler bunlar hani kaygının diğer belirtisi olarak ortaya çıkan bir şey. Yani konuşamayan çocuk hani sağır bir insanın işaret dili kullanması gibi bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Peki orada bir başka soru var. Fobilerin de nasıl başa çıkacağız gibi. Nasıl? Fobilerle. Aynen öyle. Şöyle. Yani. Efendim? Çok genel bir şey. Evet. Yani tabii ki hani zaman nedeniyle bunların hepsi ayrı ayrı birer seminer konusu olabilir fobilerde de. Şimdi bütün aslında bu bahsettiğim kaygı bozukluklarında diğer psikiyatrik bozukluklarda olduğu gibi değerlendirme yaparken şiddet düzeyi belirliyoruz. Kişinin hayatına hangi aşamada ne düzeyde etki ediyor? Bir de tabii ki çalışacağımız çocuğun bilişsel kapasitesi, hangi yöntemi seçmemiz gerektiği, ne kadar hızlı etki etmemiz gerektiği şiddet durumuna göre bunlar önemli. Bunlara göre fobilere terapi yaklaşımlarıyla da yardımcı olabiliriz. Ama çok şiddetli birçok alanda sıkıntılara yol açıyorsa ilaç tedavilerini de ilk adımda ekliyoruz. Aslında bu otizmdeki ilaç mevzusunun bu komorbidite ile alakalı çok ciddi bir bağlantısı şudur ki hani evet otizme Cem hocamın da Özgür hocamın da söylediği ve bizim gerçek profesyonellerin söylediği gibi otizmi ilaçla tedavi etmiyoruz. Ama otizmli bireylerde de normal bireyler gibi psikiyatrik bozukluklar görülebilir. Bu bireyler bundan dolayı sıkıntı içerisinde yaşamlarına devam edebilir ve günlük yaşamlarına, işlevselliklerine ciddi derecede bozulmalar yansıyabilir. O durumlarda nasıl normal bireylere ilaç tedavileri gerektiğinde sunuyorsak bu bireylerin de hakkı. Değil mi hocam? Tabii bir de burada şöyle bir şey var. Yani bu bizim ilaçlarda ilaçlar tedavi ediyor mu etmiyor mu? Bu şimdi soruya nasıl sorduğunla alakalı bir şey. Yani şimdi mesela hipertansiyon, anti hipertansifler tedavi ediyor mu? Şimdi bu mantıkta etmiyor dememiz gerekiyor. Çünkü anti hipertansif ilacı kestiğinde muhtemelen tansiyonun tekrar yükselir.
Peki ne yapacaksın o zaman? Antihipertansif ilaç kullanma. Böbreklerin bitsin, damarların bitsin, işte kalbin büyüsün, beyin kanaması geçir. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla yani burada tedaviden ne anladığımız da önemli bir şey. Veya tedavi ediyor mu? Ben bu ilacı kesecek miyim? Yani bir ilaç tedavi ediyor. Dolayısıyla yani bunlar hep böyle insanların kafasını karıştıran şeyler. Tedavi dediğiniz şey ortadan bir sorunun tamamen kaybolması demek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ya ben bunu tedavi etmiyor. Sadece semptomları azalmak için kullanıyorum. Ne güzel işte semptomlar azalırsa, belirtiler azalırsa hayat kaliten düzelir. Çocuk daha iyi öğrenir. Sosyal enerjide bir sürü açıdan daha iyi olabilir. Dolayısıyla bunu kullanmak lazım. Şimdi bu bağırsak geçirgenliği. Bununla ilgili bir soru gelmiş. Buna bir cevap vermek istiyor musunuz? Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Hocam ben bu tedavi örneğini ailelere şöyle yapıyorum. 30 yıldır gözlük takıyorum. Demek ki Evet. ben boşuna takıyorum. Şu anda gene göremedim diyorum. O yüzden bu ilaç konusu söylediğiniz gibi hedefleri çok doğru belirlemek lazım. Bağırsak konusunda buyurun hocam siz. Yani şöyle, yani bu tip konularda bunlardan belli bir mantık içerisinde bir şey çıkabilir. Ama ne çıkacağı çok belli değil. Yani bir de bu hayvan çalışmaları insanlara birebir uygulanabilir şeyler değil. Ona dikkat etmek lazım. Yani hayvanlardaki otizm modelleriyle insandaki otizm spektrum bozukluğu aynı şey olduğunu söylemek zor. Bir de otizm spektrum bozukluğu denen şey bir yani tek bir bozukluk değil, o belli. Tek bir bozukluk olmadığı. Dolayısıyla tek bir etiyoloji bulunma ihtimali de yok. Muhtemelen belli gruplar içerisinde başka şeyler çıkacak. Ben bunu hep şöyle söylüyorum. Anemi gibi. Yani sonuçta anemide de ortak belirtiler var. İşte anemik olanların işte cildi soluktur. İşte taşı kalpleri vardır. Çabuk yorulurlar ama kimi bunların talasemidir, kimi lösemidir, kimi demir eksikliğidir, kimi B12 eksikliğidir. Dolayısıyla bunda bizim yaptığımız iş ne şu anda? Bunların hepsi birden alıp genetik çalışması yapıyorsun. Hepsi birden alıp beyin görüntülemesi yapıyorsun. Bir şey çıkmıyor tabii. Şimdi bütün anemilere genetik yapsan ne bulacaksın? Sonuçta bulacağın şey karışık bir şey oluyor. Bunda da öyle. O yüzden yani bir sürü şeyle ilişkisi olduğu görebilir. Ama burada genel popülasyona ne kadar uyarlanabilir? O ayrı bir şey. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bu diğer sorularda da işte şu işe yaradı, bu işe yaradı. Şimdi bizim bizde yani genel olarak bizde derken yani normal bilimsel açıdan baktığımızda tedavi etkinliğini gösteren çalışmaların bir güvenilirlik derecelendirmesi var. Mesela vaka serileri veya vaka bildirimleri bunların en altında yer alan şeylerdir. Dolayısıyla bir vaka önemlidir ama sadece bir vakaya dayanarak bir şey söylemek mümkün değil. Veya vaka serileri de öyle. Yani kontrollü olmadığı zaman çalışmalar, randomize olmadığında değerlendiriciler bir şekilde en azından yani değerlendiriciler ayrı olamasa bile değerlendiriciler tedaviye kör olmadığında yapılanların yorumlaması çok zor. Peki başka cevaplandırmadığımız bir şey var mı? Belki değinmişsinizdir ama ben de kısaca şeyi tekrar vurgu yapmak isterim. Bu bağırsakla ilgili veya diyetlerde fayda gördük denildiği zamanlarda eş zamanlı diğer tedavilerinde devam edip etmiyor olması. Eğitimine devam ediyor çocuk, ilaç tedavisine devam ediyor. Bir yandan da diyet tedavisine başladı. Hangisi fayda etti? Buna da dikkat etmek lazım. En son bir şey var. O da ilginç. Yani ben bunu ilk defa duydum ama bunu da duymuş oldum. Yani psikiyatri ilacı kullananların idrarlarının karıştığı sudaki balıkların otistik olduğu. Şimdi bu bize ama güzel bir örnek bu. Bu bize şunu gösteriyor. Yani bu iş o kadar yani dezenformasyon olan bir alan ki bu kadar başka hiçbir alanda yok. Otizm spektrum bozukluğu bizim uğraştığımız işler arasında en fazla yanlış bilgi olan alan. Yani diğer uğraştığımız bozukluklarda bu kadarı yok. Yani hepsinde var ama bu kadarı artık çok fazla. Yani dolayısıyla yani psikiyatri ilacı ne? Yani 100.000 tane psikiyatri ilacı var. Kullananların idrarları, bu idrarların oranı, bunların yani suya karışması ve balıkların otizm olması. Şimdi bu artık hani hayal gücünün bayağı böyle sündürüldüğü, hayal gücü spektrumunun bayağı uçlarında yer alan bir durum olmuş oluyor.
Evet, sayın hocalarım teşekkürler. Eğer başka bir şey yoksa bitirelim. Çok verimli ve güzel bir panel oldu. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkürler hocam. Elinize sağlık. Tohum Otizm Vakfı'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkanlığı için Sayın Özgür Öner'e ve sunumları için ayrı ayrı Sayın Cem Gökçen'e ve Sayın Başak Ay'a çok teşekkür ederiz.